Herkese merhaba. Arkadaşlar Meşhurlu Bey köyüne geldim. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı 15 kilometre uzaklıkta. Eski bir Türkmen köyü burası. Terk edilmiş bir köy. Çok meşhur bir yer. Buraya gelmemi çok istiyordunuz. En sonunda geldim. Ama buraya gelmenizi tavsiye etmem. Çünkü 15 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geldim. Yollar çok kötü. Baraj inşaatı yüzünden yollar berbat olmuş. Aynı zamanda yani arazi aracınız yoksa gelmenizi kesinlikle tavsiye etmem. Burayı çekip göstereceğim size ama yine geç saatte geldim. Bir 15-20 dakika sonra hava kararacak. Hızlı bir şekilde çekip göstermeye çalışacağım. Burayla ilgili biraz bilgi veririm, anlatırım size. Hemen şöyle yavaş yavaş göstermeye başlayayım. Görüyorsunuz eski taş evler. Burası 30 yıl önce terk edilmiş. Burada meşhur bir yer varmış. Buraya ziyarete gelenler buraya uğruyormuş. Ninenin kahvaltı evi diye bir yer. Arkadaşlar burası terk edilmiş bir köy ama burada 3-5 kişi varmış yaşayan. Bir arkadaşla tanıştım. O şimdi bizi gezdirecek, anlatacak. Buranın tarihi Helenistik çağa kadar uzanıyormuş. Yüzyıllar önce kurulmuş bir köymüş aslında burası. Onunla ilgili bayağı bir bulgular elde edilmiş. Ve sit alanı olarak ilan edilmiş burası. Gel bakalım, sen bizi gezdir, göster buraları bize. Nerelerde ne var? Emmi, istersen sen de gel. Şimdi sen bize anlat bakalım, bu köy ne zaman terk edildi, neden terk edildi, yaşayanlar var mı yok mu, biraz bilgi ver bakalım. Adın neydi senin? Hüseyin. Abi. Hüseyin. Memnun oldum Hüseyin, ben de Hasan. Anlat bakayım, anlatılacak bir şeyler varsa. Burası çok meşhur bir yer biliyorsun. İnternette bayağı, YouTube, özellikle YouTube'da bayağı bir popüler burası. Burayla ilgili hep videolar çekiliyor. Yani cinler yüzünden terk edildiği söyleniyor. Herkes öyle söylüyor ama ben inanmıyorum tabii ona. Çünkü bu tarz yerler hep öyle söylüyorlar. Bence alakası bile yok. Zaten ben o konulara girmek istemiyorum. Bir kere o konulara gittim. Beni linç ettiler. O yüzden ben o konulara girmek istemiyorum. Asıl buranın terk edilme sebebi ne bakalım? Bize söyle. Asıl buranın terk edilme sebebi. Burası merkezken, Çamyayla köyken, köye elektrik önce geldi, merkeze geç geldi. Buraya geç geldi. Buraya elektrik gelmediği için buraya, bu köyü terk ettiler değil mi? Yani o köye mi taşındılar? Bir de aldığım bilgiye göre herhalde buranın geçim kaynağı hayvancılık ve meyvecilikmiş. O hayvancılık ve meyvecilik de buranın geçimini sağlamadığı için insanlar o Çamyayla köyüne, işte bakliyatla ilgileniyormuş orası, o köy galiba değil mi? O yüzden orayı göç etmek istemişler. Ama birkaç kişi yaşıyor herhalde değil mi burada? Kaç aile veya kaç ev var burada? 3 kişi ancak. 3 kişi mi? Siz de mi burada yaşıyorsunuz? Anladım. Hadi bize hava kararmadan biraz göster bakalım. Neler var burada? Güzel böyle gösterilecek yerler var mı? Kahvaltı evi. Burayı gördüm ben. Ninenin kahvaltı evi. Ninemiz kim? Bizim Gönül ablamız var. Ha, senin nenen değil yani. Yok. Tamam. Şurada onların butik otelleri var. Butik otel bile var burada. Kalanlar oluyor. Kalanlar oluyor. Buraya genelde fotoğrafçılık için çok gelen oluyormuş. İşte merak, popüler olduğu için, meşhur olduğu için gelenler oluyormuş. Evet, dün hatta benim öğretmenim geldi. Hadi ya. Ya burası gerçekten bayağı popüler. Yani Türkiye'deki İşte terk edilmiş köyler arasında en popülerlerden bir tanesi. İlk 5'e girer yani burası, değil mi? Şöyle gösterelim bakalım hava kararmadan. Zaten benim internette araştırdığıma göre 11. sırada yer aldım. Evet, burası butik otelmiş. Burada kalanlar varmış. Ya ben şu taş evlere bayılıyorum ya. Müthiş bir işçilik. Eskiden çok güzel yapılmış ya. İnanın. Saman. Öyle mi? Çamur, saman, yumurta şurada karışımı. Bir şey, horasan harcı diyorlardı ona galiba değil mi? O zamanlar çimento icat edilmediği için böyle bir karışımdan harç bulmuşlar. Horasan harcı diyorlar ona. Genellikle Mimar Sinan'ın işte yapıtlarına kullanılan harç. Böyle hep taş yapıtlar yapılıyormuş. Hatta çok güzel. Restore edilmiş evimiz var. Hadi ya, nerede? Ha, şurası. Oraya da çıkalım o zaman. Bu tarafta gösterecek yerler varsa gösterelim, sonra oraya çıkalım, olur mu? Hadi bakalım. 1978'lik çeşme. 1978'den kalma mı? Böyle çok eskilerden kalan bir şeyler varmış. Ben internette okumuştum. Böyle cami. Cami mi? Nerede? Şu büyük ya. Önünde
Arabanızı koydunuz ya. Ha, orası mı? Sol taraftaki büyük yer. Hmm, kaç yıllık? Vallahi tarihi bilmiyorum. Ama bu köyün kaç yıllık olduğunu biliyor musun peki? Yok, tarihi bilmiyorum. Tarihi belli değil ama işte araştırmacılar Helenistik çağa ait bulgular keşfetmiş burayla ilgili. Yani yüzyıllar önce kurulmuş bir köymüş. Lidyalılara dayanıyor. Lidyalılara dayanılıyor. Şey, eskiden Türkmen köyüymüş burası galiba. Evet. Değil mi? Hadi gidelim şöyle biraz bakalım. Bu tarafta bir şey var mı? Şu tarafta. Ha, tamam, dolanalım hadi. Hızlı bir şekilde. Hadi gidelim. Amca gelmedi. Gelmez, utangaçtır. Emmi mi? Utangaç mı? Aa, şuradan bir ışık mı geldi buradan? Bir ışık geldi gibi de. Açık mı kapı? Açık. Bana mı öyle geldi yoksa? Burası ahır olarak kullanılmış. Samanlar var. Burası da odasıymış. Ben Meyistan köyüne gittiğimde bu ocaklara şömine demiştim. Yani şöyle, ben şunu söyleyeyim. Şömine dedim diye bana çok tepki gösteren olmuş. Şömine değil, ocak. Ocak dediler bana. Zaten şömine ocak demek. Yani şömine yabancı bir kelime. Şöminenin anlamı ocak. Ocak geçiyor da bizde okulda. Şömine. Yani şömine modern bir ismi. Sonuçta yabancı bir şeyden, kelimeden gelmiş. Eskiden tabii ki ısıtma sistemi böyle, bu ocaklarda ve yemek pişiriyorlarmış. Su. Buzdolabı mesela. Öyle mi? Hı hı. Ha. Vay be. Balkon bile şeyden, ahşaptan. Burada he. Da üstten giriş, alttan kaçış yeri var. Hadi ya. Hı hı. Dur bir göstersene bize. Şurayı bir çekeyim de. Şuradan manzaraya bakar mısınız? Of. Evler müthiş görünüyor. Hadi bakalım oraya. Nerede kaçış yeri? Ha, doğru. Eski evlerde böyle kapaklar oluyor, biliyorum. Genelde var değil mi? Hadi gel gidelim. Büyüklerin söylediğine göre burada Yunanlılar savaş açmış. Yunanlılar buraya savaş mı açmış? Sizi arayalım. Abi geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın? Bodrum'dan misafirler de geldi. Hoş geldiniz. Çekim yapıyorduk. Arkadaş bize yardımcı oluyor. Merhaba Osman, hoş geldin. Merhaba kardeşim. Ya ben sizi aradım. Diyecektim ki gelmeyin. Yol çok kötü ve şey, GPS göstermiyor. Tamam mı? Ben öyle şansa geldim yani. Gelmeyin diyecektim ben size. Ha, gelmeyin diyecektim ben size. Ama geldiniz. İyi oldu yani, en azından görüşmüş olduk. Hava kararmadan hemen çekim yapalım dedim. Gel gel. Tamam, siz devam edin o zaman. Siz de dolaşın şöyle kafanıza göre. Tamam. Ali bana rehberlik yapıyor. Sağ olsun. Anlatıyor buraları, gezdiriyor. He, ne oldu? Ha, çek çek. Siz çekin. Siz de çekin. Ben toplam kaç kişi yaşıyorum? 3 kişi. Valla. Hı hı. 3 kişi yaşıyor mu? Otel bile var, gördünüz mü? He, gördük. Otel. Yok, kalanlar oluyormuş. Aa. Tabii tabii. Yok, ev 3 kişi, ev. Evin içinde. Bizi saymıyoruz ama. Ha, anladım, tamam. Hadi gel bakalım. Acele ediyorum ben, biliyor musun? Hava kararmadan çekim yapalım diye. Bu ev de satıldı. Satıldı mı? Aa. 90 bin lira. 90 bin lira. Kim aldı? Kim alır ya bu evi? Ya bak, zenginler aldı. Zenginler aldı. O zaman restore edecek ya da başka bir şey yapacak buraya. Burada durmayı düşünüyor. Burada yaşamayı mı düşünüyormuş? Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar, köye olan ilgiyi. Burada yaşamayı bile düşünenler varmış. Buradan yer almışlar. Efendim? Şu karşıda da biz duruyoruz. Nerede? Şurada. Şu karşıki evde de Aliler duruyormuş. Doğru, ben seni orada gördüm. Biz orada konuşmuştuk seninle. Öteki köy buraya ne kadar uzaklıkta? Yakın mı? Aşağıdaki. Ha, oradaki köy. Ha, tamam tamam. Gidi. Arabayla gelirken oradan geçtim zaten. Yani üstünden geçtim. Aracın içinden. Hmm. Var mıydı yanına? Evet evet. Şey, bu yolların bu kadar kötü olmasının sebebi bu baraj inşaatı yüzünden değil mi? Hı hı. Rahmanlar baraj. Hmm.
Kasım'a kadar bitirmeyi düşünüyorlar. Kasım'a kadar bitirmeyi düşünüyorlar, anladım. Yolları yapalım. Oo, çok güzel manzarası var. Burası uçurum gibi. Şöyle şelale geliyor. Şelale geliyor. Aa! Görebiliyor muyuz şelaleyi biz? Sarı yerden ama kurudu. Kışın akıyor. Ha, kışın akıyor, şimdi kışın akmıyor. Anladım. Görüyorum. Tamam, burada da şey, nar ağaçları var ha. Ne güzel. Vay be. İncir var. Oo, incir ağaçları da var. Yiyelim mi? Yiyin, buyurun. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Bir tane alayım da. Gördün mü, dayanamıyorum ya. Ne yapayım? Ama bunlar da büyümemiş. Neyse, bir tane alayım hadi. Olmuş ama. Hadi gidelim bakalım. Yukarıya mı çıkacağız? Tamam, çıkalım hadi bakalım. Cuma gelmiyoruz. Bir daha atayım. Niye? Ziyarete gelen çok mu oluyor? Yok. İki kişi daha var. He, şey, burada buralı olanlar geliyor. Evet. Anladım. Teker. 3 kişi, 4 kişi bizde. Hı. 2 kişi de onlar yedi. Hı hı. 2 daha 8, 9, 10, 11 kişi yani. Bir şey söyleyeceğim. Evlerin içinden incir ağaçları çıkmış ya. Çok çok enteresan değil mi? Baksana. Niye böyle? Çok incir var ya. Her yer incir ağacı. Bir şey diyeceğim. Sen hiç burada paranormal bir olay yaşadın mı? Yok. Cin min falan da görmedin. Yani o zaman yalan söylüyorlar değil mi? Hı-hı. Hadi gel. Neyse, bizi ilgilendirmiyor. O muhabbetler bizi ilgilendirmiyor. Neyse. Oo, buradan süper görünüyor. Şu kocaman yerde cami. Tamam, hadi o tarafa gidelim. Minaresiz. Vay be, şurası ne hale gelmiş bakımsızlıktan. Ama taş duvarlar müthiş. Buradaki ev, o da sayısı 1, 2, 3, 4, 1 ve mutfak. Taş duvarlar müthiş gerçekten ya. 3 adamı, 1 mutfak. Şurayı, şuranın resmini çekecektim de. Arada ağaç var, ağaçtan çok anlaşılmıyor. Evet, ağaç var, ağaç bozuyor. Neyse. Hadi inelim aşağı bakalım. Rüzgar da çıktı. Az önce de yağmur yağıyordu değil mi? Kesildi. Kesildi bir anda. Geri mi gidiyoruz? Tamam. Neymiş? Mor yemiş. Mor yemiş mi? Ha, incir türüyor, anladım. Ondan da yiyeceğim. Şurada olmuş var bir tane. Alamadım. Heh, aldım. Çok güzel. Burada tamam. Ah. Hani demin kucağında kedi olan amca var ya. He, amca burayı bahçe yapmış. Fasulye gördüm. Fasulye ekmiş. Hepsi fasulye galiba. Evet. Hadi bakalım. Açlık tokluk var mı? Yemek yedim de geldim ben. Tamam. Yemek mi ısmarlayacaktın? Evet. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. He, tamam. Acıkırsam söylerim. Buranın yöresel yemeği kuru fasulyeymiş. Her evde kuru fasulye yeniyormuş. Sadece cumartesi. Sadece cumartesi günleri kuru fasulye yeniyormuş. Öyle bir adeti varmış buranın. Burası da Lübbey Taş Kahve'ymiş. Köyün kahvehanesi. Bugün açık değil. Bugün kapalıymış. Şansımız artık. Açık olsaydı çay içerdik. Açardım da konuşlarım. Boş ver. Biraz daha gezelim hadi. Ne taraftan gideceğiz? Üst kat, üst taraf. Üst tarafı dolanalım. Tamam. Emmi, niye gelmedin ya? Niye gelmedin bizle? Gel. Canın sıkılıyorsa gel gezelim. Tamam, hadi sen otur. Tamam, boş ver. Onun keyfi yok belli. Hadi gidelim bakalım. Yukarıdaki evleri bak, görelim. Çok güzel görünüyor uzaktan. Buradan gidecektik de buradan gidemiyoruz. Orada bir
Yaşlı bir teyze varmış, tüfek çıkartıyormuş görünce. Değil mi Ali? Sinirleniyor. Sinirleniyor öyle mi? Hasta hasta. Hasta diye anladım. Bu su içiliyor mu? İçiliyor. Hadi içelim o zaman. Herkes içiliyor. Güzel tadı. Beğendim. Hadi gidelim. Ben bir kere falan. Hadi iş. Doymadın galiba. Nereden? Buradan gidelim ben. Tamam. Hadi gidelim. Şöyle hem doğal mevsimimizde çekersin. Tamam çekelim. Burada da zeytinlik var. Zeytin ağaçları. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Ali de herkesi tanıyor vallahi maşallah. Geçen kamyoncuları bile tanıyor. Buranın muhtarı gibi. Yalnız bir sıkıntı var. Telefon çekmiyor burada. O tepede çekerdi de. Orada bakmadık. Asıl gideceğimiz yerde çekiyor. Asıl burada çekmesi lazım. Burası daha yüksek. Burası da su deposuymuş. Buradan tepesine çıkıyor. He, tamam. Ali'den bir şey öğrendik. Eskiden bu köy kendi elektriğini kendi üretiyormuş. Öyle geldim ben de zaten. O tabeladan buldum burayı. Helikopter geliyor. Gelsin. Aşağıda dere varmış. Buradan gözükmüyor tabii. Eskiden dinamo koymuşlar oraya. Dinamo yapmışlar. Köy eskiden kendi elektriğini kendi üretiyormuştu. Elektrik santrali varmış. Evet, yordum. Allah başımız belaya girdi. Gelip götürmesinler bizi. Şimdi benim anlamadığım bir şey var Ali. Şimdi bak burada elektrik var. Yani sokak lambası direği. Bu sadece bu direklere mi vermişler bu elektriği yoksa köye de elektrik vermişler mi daha sonra? Evet. Daha sonradan verdiler değil mi? Hı-hı. Ne zaman? Yakın zamanda. Yok. Eski. 1900'ler. 1900 mü? Ya 2000'de buraya verildi. Ha 2000 yılında. Hı. Tamam 2000. Öyle şimdi oldu. Orayı eski. Çünkü bak çünkü 30 sene önce hatta daha da fazla 31 sene önce falan terk edilmiş bu köy elektrik yok diye. Çünkü daha çok sonralardan ama elektrik verilmiş çünkü görüldüğü gibi çünkü şurada trafo var, elektrik trafosu. Hadi gel. Kasım ayında bir nüfus daha geliyor. Anladım. Kasım ayında da bir nüfus geliyormuş oturmaya. Hadi gel biraz çekip gösterelim. Burası kilitli. Tabii sahibi var. O yüzden kilitleyip gitmiş. Buralar falan hep kilitli. Hadi biraz bir yerler. Burası da restore edilen Almanın. Almancı mı burayı restore eden? Kaymakçı Almanya'dan emekliymiş. Gelmiş buraya restore ettirmiş. Şöyle göstereyim ama aşağı inmem lazım göstermem için. Ali biraz acele edelim hava kararıyor. Ondan sonra buradan aşağı abi. Güzel çekim yapamayız. Nereden? Oradan niye aşağı inelim? Bu tarafa gidelim. Yok, buradan. Tamam dur şu evi gösterecektik. Buradan gitsek? Buradan nereye gidiyor? Evleri çekemeyecek, evleri çekemeyecek miyiz yani? Evleri çekeriz, oradan önüne geçiyoruz. Öyle mi? Tamam, şu evi gösterecektim, gösteremedim. Neyse, hadi gel gidelim o zaman. Önden sen git, yolu biliyorsun. Birisi geldi motosikletli. Baban mı? He, tamam. Başa döndük biz. O kadar yolu boşuna mı dolandık Ali? Nasıl köy bu kadar? Orada bir dünya ev var. Onları gösteremedik. Kahvenin önünden bir daha gideceğiz. O zaman buraya niye geldik güzelim? Buraya boşuna geldik. Tüfek çıkarırsa. Ya hadi neyse. Hadi hadi acele et. Alemsin ya. Şuradan da harap olan, yıkık dökük olan evleri göstereyim. Zaten hava iyice karardı. Birazdan çekimi durdururum. Şurada oturanlar var.
şurada oturanlar var. Of. Burası mesela çökmüş. Sadece duvarları kalmış. Şurada bir tane teyze var, yaşlı teyze var. Silahla kovalıyormuş. Öyle diyor Ali. Aynen. O yüzden o tarafa gidemiyorum. Bak kendi de gelmedi, korktu. Ben bir gideyim bakayım dedim ama orada balkonda oturuyor. Beni gördü. Bir hareket, bir şey yapmadı. Bir eylemde bulunmadı ama. Neyse, çekmeyeyim o zaman. O evleri çekip gösterecektim. Ali, başka çekip gösterecek bir yer var mı? O teyze, senin dediğin teyze orada oturuyor. O, geçmedim oradan ben. Kaçlar bak, kaça kaç. Geçmedim dedim. Yani şimdi bir şey der dedim. Geçmeyeyim dedim. Başka gezip görülecek, çekilecek bir yer. En son uçlara gittiniz mi? İlk gittiğimiz yer değil mi orayı? Ha, gittik. Oralara gittik. Şurada ne varmış merak ettim. Gitmeden önce buraya bakayım dedim. Uf. Oh. Çatı inmiş. Karanlık. Bir şey görünmüyor ama. Buraya saçma sapan bir şeyler yazmışlar duvarlara. Şu karşıdan çok enteresan bir hayvan sesi geliyor. Baykuş sesine benzettim ben ama. Kaydetmeye çalıştım. Sanırım almıyor. Uzaktan geldiği için. Burası da çok eski bir camiymiş. Kapalı olduğu için çekip gösteremedim. Şöyle bir kapısı var. Çok bir şey anlaşılmıyor açıkçası. Şu an tek başıma kaldım arkadaşlar. Ben de ayrılacağım birazdan buradan. İzmir merkeze geçeceğim. Yarın sabah da Manisa'ya geçeceğim. Bu video buraya kadar arkadaşlar. Lübbey köyüne de geldim. Çekip gösterdim size. Her yeri çekemedim maalesef. Birçok yer zaten yıkılmış. Harabe durumundaydı. Sağlam olan yerlerinde kapıları kilitliydi. İçerisine giremedim. Sahipli olduğu için. Böyle bir yer arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.